İbrahim Bey kaç yaşındasınız? Ben 31 yaşındayım. Nerelisiniz? Aslen Nevşehir'liyim, Kayseri'de yaşıyorum. Kaç yıllık evliydiniz? Ortalama bir sene falan evlilik. ya. Çok yeni daha. Evet Şu an yeni. evlilik devam ediyor. mu? Devam ediyor, evet. Devam ediyor. Yani nikah birlikteliğimiz evet, devam nikah. ediyor. Evet, nikah. Birlikteliğimiz devam. Peki neden boşanmak istiyorsunuz eşinizden? Kendisi beni aldattığı için boşanmak istiyorum. Siz aldattığını nereden biliyorsunuz? Ee, bu biz bundan sürekli tartışıyorduk. Sürekli sosyal medyada kullanıyordu kendisi. Sürekli elindeki telefonu bırak işte bak evliliğimiz bitecek dememe rağmen bir türlü bırakmadı. Ondan sonra bu bana saldırdı falan yaptı. Üstüme falan saldırdı böyle dediğim için. Sinirleniyordu sürekli ben bunu dediğim için. Ondan sonra bana uzaklaştırma aldı kendisi. Peki neden sinirleniyordu? Yani ben burada eğleniyorum, iyi vakit geçiriyorum anlamında mı söylüyordu? Hem o açıdan hem de sen bana karışamazsın diyordu. Sosyal medya çok güzel bir şey diyordu. Halbuki Fenomen mi olmaya çalışıyordu. Artık ne nasıl bir isteği var bilmiyorum ama ben zaten telefonun kendisinin telefonun şif şifresi vardı. Kendisi benim telefonumu eline alıyordu. Her türlü kullanıyordu ama kendi telefonunu bana hiçbir şekilde dokundurtmuyordu. Çekinceleri mi vardı bu anlamda? Evet. Siz zaten, bakmak istediğinizde ne söylüyordu size? İşte sen benim telefonuma bakamazsın da bu gayet normal bir şey. Ama ben kendisinin telefonunda sürekli sosyal medyadan Mesajlarının geldiğini görüyordum ama bir şey yapamıyordum. Peki o kullanmaya devam etti. Evet. Siz de bunlar rahatsız olduğunu söylediniz evet. ama o devam etti. Evet. Nasıl gördünüz peki aldatıldığınızı? Neye şahit oldunuz? Bu bana uzaklaştırma aldıktan sonra e, ben tesadüfen babamla çarşıya çıkmıştım Kayseri'de. İşte Allah gösterecek ya bana kendi yüzünü. E, karşımdan e, bir, bir tane erkeğinin el ele tutuşarak geldi. Sizin eşiniz mi bu arada şu an ekranda gördüğümüz? Evet. Bu videolar kendisi. Aynen. Bunlar TikTok videoları. Evet, kendisi fotoğraf zaten, çekilmeyi seviyormuş anladığım kadarıyla. Hem fotoğraf çekilmeyi seviyor, kendisi zaten internet bağımlısı. Ev, bundan evlendiğim günden belli hiç yüzüm gülmedi. Sürekli olaylar olaylar. Karakol, ondan sonra uzaklaştırma aldı, kadın sığınma evine gitti. Yakaladım, ben bunu daha önce de yakaladım. Evliyken mi kadın sığınma evine gitti? Ee, biz ba babamla ve ailemle birlikte yaşarken bunu ben bir daha yakaladım. Ve buna Siz de, kaç kere yakaladınız? Bu ikinci yakalamam ama bu sefer e, fiili işlemiş oldu. Yani bizzat kendim gördüm otele girerken. Otele girerken evet. gördünüz? Ve babam da yanımdaydı yani. Şimdi bir dakika elimizde bir görüntü var. Oğuz Bey onu verelim mi Oğuz? Bir verelim o görüntüyü. Bir hazırlayalım birazdan verelim onu. Şimdi sizin tesadüfen Kayseri'de gidiyorsunuz. Evet. Babam da yanımdaydı. Ha. Ondan sonra e, tam karşımda bunlar e, o otele gittiği kişiyle beraber olduğu kişiyle Tanıyor musunuz o kişiyi? Ben hiç tanımıyorum kendisi. O kişi bu kişi mi? Verelim Oğuz görüntü yazırsa. Bir bakalım. Lede de verelim. Lede de verelim buradaki hanımefendiler de görsünler. Aynen. Şimdi bir dakika bu kırmızı çizginin içinde olan sizin eşiniz mi? Evet. Şu an kendisini eşim bile demek istemiyorum o şahıs yani. Yanındaki kim? Yanındaki de o otelde birlikte olduğu kişi. Elinde ne var? Elinde bir poşet var. Artık kıyafet ne mi? Olabilir ne olabilir o poşette? Belki de kıyafet de değiştirebilir tam bilmiyorum elinde ne? Bir de mavi çantası vardı zaten sırtında takılı. Siz evden sabah kaçta çıkmışsınız bugünün sabahı? Ee, ben öğle, öğlene doğru çıktıydım. Kendisini de zaten iki buçuk üç civarı gördüm. Siz, pek sizin çocuğunuz var mı? Ee, olmadı nasip olmadı. Oldu ama e, şey yaptılar aldılar. Peki yani her şey Kalbi durduğu vardı, için çocuğun aynen. Peki şu anda burası Kayseri'de Saat iki buçuk civarı. Siz öğlen evden çıktınız. Üç, üç civarı saat üç, üç civarı. Evet. Siz bu görüntüler çekilirken neredesiniz? Ben kendisini zaten takip ediyordum. Allah tarafından Allah karşıma çıkardı tesadüfe. Babanızla et. mı takip ediyordunuz? Evet. Mi? babam da yanınızdaydı. Evet babam bana dedi ki oğlum dedi sakin oldu dedi, sinirlenmedi. Ben o an kafamdan böyle kaynar sular dökülmüş gibi hissettim kendimi. Ama bu ikinciydi yakaladığınız. Evet bu ikinci bunu fiili gerçekleşti. Yani bizzat kişiyle gördüm yani. Birincide nasıl görmüştünüz? Onda da mesajlarını yakaladım. Ne yazıyordu mesajlarda? İşte o konuştuğu kişi bundan para talebinde bulunuyordu ve bu da yan odada oluyor. Annemin telefonundan da girmiş, açık bırakmış gene tesadüfen. Ben de geldiğinde zaten kendinin telefonu yoktu. Ben kendine telefonu da ben aldım bizzat. Ondan sonra konuşmalarını yakaladım. Hemen yanına gittim. Dedim ki senden artık işimiz yok. Valizini hazırla. Ben sana gene ben seni sokağa atmıyorum. Vicdanlı, merhametli davranıyorum. Annenin, babanın yanına gittim. Bu da ben gitmem dedi. Ondan sonra babamla bunun valizi hazırladı bu. Karakola götürdük en siz, sağlam yere. Siz anneniz babanızla mı yaşıyorsunuz? Ben bunu zaten kendisiyle kaçarak evlendik. Ben buna gelmeden önce söyledim. 6 ay dedim beraber yaşayacağız. Ondan sonra ben sana ne istiyorsan her şeyini alacağım dedim. A'dan Z'ye zaten dediğimin hepsini de yaptım. Kına gecesini yaptım, düğününü yaptım, resmi nikahını gelir gelmez hemen yaptım. Her şey Zaten şeyi öyle yaptım. olması gerekiyor evet. da. Yani hani ne gerekiyorsa yaptım. Mu? Peki ne gerekiyorsa yaptığınız ama evet. bir şeyler olmamış yani burada gördüğüm kadarıyla. Peki birinci de karakola gittiniz. Evet. Karakoldan niye gittiniz? Şikayetçi olmaya mı gittiniz? Yani ailesinin yanına gitsin diye. Benim başımı Siz karakola mı teslim etmiyordunuz? Evet. Başım belaya girmesin en azından gitsin ailesinin yanında. Orada boşanacağız dedim O senden. sırada kaçıncı aydaydınız? E, bir sene sürmüş zaten evliliğiniz. O sırada üçüncü ayda falandık. Daha, Daha çok, çok yeni. Çok yeni. Çok zaten yeni. diyorum ya. Ee, bak bir de ben size şunu söyleyeceğim Zahide Hanım. Kendisinin geldiğinde telefonu dahi yoktu. Ve annesi babası gel bunun telefonunu dahi kırmışlar. Neden Bizzat kırmışlar? Ablası e, konuşurken ablasıyla duydum konuşmalarını. Ne diyorlardı? İşte sen e, zamanda da böyleydin de işte niye oraya gittin de sen ne biçim insansın da. Oraya telefon... dediği neresi? Benim yanıma. Zaten, Niye kaçtın İbrahim'i? Evet diyor zaten annesi babası beni hiçbir şekilde kabul etmedi. İstemeye gittiniz mi? Böyle bir ben, talebiniz e, oldu kendisine mu? Kendisine söyledim. Dedim gelim seni ailenden isteyeyim dedim. Zaten ben kendilerine gezmeye gitmiştim. A abisi arkadaşım olur. Bu da benim telefonumun abisinin telefonundan bulmuş beni Abba aradı. O size ulaştı. Evet o bana ulaştı. Benim bununla hiçbir ilişkim olmadı. Yani görüşmem görüşmem hiçbir şekilde zaten olmadı. Zaten arkadaşın kız, kız evet. kardeşine bakmak bizde evet, racona terstir yani. Aynen. Ondan sonra işte bu aradı. Dedi böyle böyle bir durum var dedi. Ee, seninle dedi, konuşmak istiyorum dedi. Ben de tamam olur konuşalım dedim. Bir ay falan konuştuk. Sonra ben kendisine dedim ki e, seni gelelim annenden babandan isteyelim. Abiye usulüne ne zaman göre. söylediniz? Efendim? Abisine ne zaman söylediniz? Ha, abisine bundan önce söyledim. Nasıl söyledim? Abisinin e, şeyi vardı, akrabası vardı. Ona dedim ki kardeşim böyle böyle bir durum var dedim. Abisine bir söyledim. ben Tam dedim. dürüstçe benim niyetim evet, ciddi. Evet, mertçe söyledim ben yani. Benim niyetim ciddi olduktan sonra tabii ki evet. söylenir. Peki siz hani aslında güzel başlamışsınız yani. Kimin kime telefon ettiği önemi değil. Evet. Ama 3 ay hiçbir şey değil. Daha 3 ay sizin cicim ayınız, balım i̇şte ayınız yani. abla kendisi işte bunu bir bilse. Yani benim hep iyi niyetimi kullandı. Ben ona hep iyi Peki, davrandım. Peki bu otel bu, ne zaman oldu? Bu otel e, evliliğin son 10. ayında falan oldu. Bu üçüncü aydan sonra evet. gördünüz, yakaladınız. Ayrı eve çıktık kendisiyle. Bu anne babanla yapamıyorum dedi. Ve kendisi kadın sığınma evine de gitti. Karakola götürdük bunu. Ben dedi şey, Annemi babamın yanına gitmem dedi. E ne yapacak ya? Polis sordu. Ben dedi kadın sığınma evine gitmek istiyorum. Ve bu süreçte de kendisi hamileydi. Aa. Evet, kendisi hamileydi ve konuşmalarını da hamileyken yakaladım ben. Peki bu arada bu görüntüler senin bize verdiğin görüntüler evet. değil ben mi? Evet, ben bizzat kendim aldım. Nereden aldın? Oto yıkamacı dükkanı vardı. Ve tesadüfe bakar mısın Zahide ablacığım? Peki otel kaydını aldın mı? Evet onu Yazılı da aldım. olarak var mı? Bir, telefonunda kayıtlı evet. Biz onu aldık mı Oğuz? Onu da, onu da. O birlikte olduğu çocuğun ismi de yazıyor orada zaten. Hepsi delilli yani. Ben hiçbir şekilde iftiradır, öyle kötü bir şey hiçbir yapmıyorum yani. Her şeyim kanıtlı, Senin, ispatlı. Peki verelim. Evet bak şimdi burada... İki kişinin adı var ve otel kaydıdır bu. Evet. E, kimlikleriyle aldığı için oteller iki kimlik kaydının ibrazı bu. Evet. Muhtemelen biz oda numarasını vermemişiz. Oda numarası da var. Yani bu zaten çok ciddi bir delil. Değil evet. mi? Evet. Boşanma için. Boşanma için çok ciddi bir delil. Evet. Peki İbrahim, e, bu olaydan sonra yüzleştin mi? 3 yani cim... aylıkken seni aldatıyor, 10 aylıkken yine seni aldatıyor. Ben kendisine kendisinden ben hiçbir şekilde bu olay olduktan sonra Hiçbir şey yapmadım. Direkt mahkemeye gittim. Davamı açtım. Ha, hiç yüzleşmedin. Konuşmadın Yok, onu. Kendisi zaten konuşulacak bir insan değildi. Sürekli olay çıkarıyor. Bunu, bu konuda da kendisini arasam bana diyeceği kelime yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun.